9 gönüllü tarafından kurulan Yeşil Üzümlü Hayvan Bakım Topluluğu, tahsis ettikleri alanlarda kedi ve köpekler için yaşam alanları oluşturdu. Topluluk üyeleri her gün kedi, köpek ve yavru köpeklerin olduğu bölümlerde yem ve su takviyesiyle temizlik faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda sokak hayvanları yararına etkinlikler düzenlediklerini belirten Yeşil Üzümlü Hayvan Bakım Topluluğu Başkanı Brenda Singleton, koronavirüs salgını nedeniyle programlarını iptal etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. 7 yıldan bu yana oldukça büyüdük ve geliştik diyor Brenda. Bu yaklaşık 100'den fazla hayvana bakıyoruz ve yardım ediyoruz bu civarda. Ana gelirimiz sponsorluk. Bunun dışında bir tane ikinci el dükkanı var, cuma günleri açık olan Üzümlü'de. Bu para toplamak için organizasyonlar düzenliyorduk ama bu Covid nedeniyle son zamanlarda onu yapamıyoruz. Şu anda sadece sponsorluk, bağış ve Üzümlü'deki dükkanımız aracılığıyla para topluyoruz. Yeşil Üzümlü Hayvan Bakım Topluluğu Gönüllüsü Cem Özgenoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bölgemizdeki, yani Yeşil Üzümlü ve çevresindeki Koruköy, İncirköy, bu civardaki yardıma ihtiyacı olan kedilere ve köpeklere yardım ediyoruz. Aynı zamanda kısırlaştırıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Bunun yanında sahiplendirme de yapıyorsunuz. Tabii sahiplendirme de yapıyoruz. Çok köpeğim sahiplendirildi mesela şu anda, yavru köpekler. Böyle esas ana hatlarıyla böyle. İmkanları ölçüsünde hayvanların bakımlarını sağladıklarını aktaran topluluk gönüllüsü Coşkun Karaduman şu açıklamalarda bulundu. Ben bu organizasyonu gördükten sonra çok etkilendim ve ben de bir şeyler yapmaya, katkı vermeye karar verdim. Ve buraya geldiğim zaman bunların yer problemi vardı. Bu yer problemini biz sahibinden kiraladık burayı yıllık olarak. Ve daha sonra bu konteynerleri satın aldık. Hepimiz kendi sponsorlarını kendi paramızla ve yolu yaptırdık. Şu anda gayet iyi. Şu anda da bir tane konteyner ihtiyacımız var. Şu anda Fethiye Belediyesi'nde de görüştük. Onlardan haber bekliyoruz. Bugün yarın inşallah bize haber verirler. Onun dışında şu anda bir sorunumuz yok. Kedi sorumlusu Anne Captain'a hasta olan hayvanların tedavileriyle ilgilendiklerini söyledi. Jeden Tag kommt jemand her, der die Katzen füttert, versorgt, der sauber macht. Her gün bir kişi buraya geliyor ve temizliyor ve kedilerin bakımına ilgileniyor. Wir achten darauf, dass die Katzen gesund sind. Wir schauen nach, ob sie Flöhe oder Zecken haben oder eine andere Verletzung. Wenn sie verletzt sind, bringen wir sie zum Tierarzt. Biz bakıyoruz kedilerin sağlığı için hastaysa doktora götürüyoruz ve aynı zamanda pire, ken olsun bunları ayıklaştırıyoruz. Malum kış dönemi, soğuk evet. Havalar, bununla ilgili bir önlem aldılar mı ayrıyetten? WG Winter jetzt kalt herrscht, irgendwas gegen was gemacht. Wir haben diese Container hier, die sind drinnen schön warm, die sind isoliert. Wir haben warme Betten für die Katzen, wir haben Kartons isoliert. Es sind genügend warme Plätze zum Schlafen dort für die Katzen. Biz bu konteynerleri aldığımızda gayet sağlıklı, bakımlı ve içeride de gayet yumuşak battaniye ve yatakları var. Gayet iyiler yani. Her gün diyor bir kişi görevlendirdik diyor, geliyor diyor. Sağlığına kadar herkes ilgileniyor. Eğer onun da yardıma ihtiyacı olsa diyor, hemen diyor ikinci bir kişi geliyor diyor. Bu şekilde yürütüyoruz diyor. Köpek bakım sorumlusu Harry Land şunları söyledi. Bulur bulmaz ilk aşılarını yaptırıyoruz. Ondan sonra iç dış parazit ilaçları veriliyor. Daha sonra yaptığımız ilk iş bunları yuvalandırmak oluyor. Küçükleri ve büyükleri aynı anda aynı yerde bulunduramıyoruz. Çünkü grup oluşturmuş köpeklerin arasında yeni köpekleri tanıştırmak zor oluyor. Onun için ayrı yerlerde bakıyoruz. Hayvanseverlerden ve vatandaşlardan beklentileri, talepleri nelerdir? Havalar kötü olduğu zaman mümkünse korunaklı bir yer sağlamak, onları beslemek ve mümkünse de onları kısırlaştırarak bize ve hayvanlara, herkese yardım edebilirler.